Merhabalar arkadaşlar, ben Görkem. Bugün sizden gelen korku hikayelerin 7. bölümüne hoş geldiniz. Önceki bölümleri izlemediyseniz kanalı izleyebilirsiniz. Bir de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bakın, ben YouTube istatistiklerden görüyorum. Abone olmayıp izleyenler var. Bak, sen abone değilsin. Niye olmuyorsun abone? Her neyse. Yani siz bilirsiniz tabii ama abone olursanız daha iyi olur. Başlayalım. İlk korku hikayemizden. Abi lütfen çıkar. Bir gün abimle odamızda uyuyorduk ve abim gece 3.30 gibi ruh çağırma videoları izliyormuş. Abin çılgın. O sırada ben uyurken abim içinden Mustafa, ben. Yani senin adını söylemiş. Gece kalkıp korkutur mu diyormuş. Ve ben yaklaşık 4 dakika sonra kalkıp abimin yanına gelmişim. Ama ben o sırada uyuyormuşum. Ve uyurken abime seni sobeledim diyormuşum. Abim o sırada altına sıçmış. Beni dövecekmiş. Ama uyurken döversem deli olur diye dövmemiş. Sonra bana yat demiş. Ben de gidip yatmışım. Sonra uyandığımda abim bana söyledi ve ben de altıma sıçmışım. Yemin ederim gerçek abi. Abinin uyuması dışında hiçbir şey anlamadım. Diğerine geçelim. Abi ben evde yalnızdım. Sonra sesler geldi. Ben komşulardan geliyordur dedim. Umursamadım. Sonra odamdan okumak için kitap aldım. Sonra kapı açılma sesi geldi. Babamın sesiydi. Ve kızım ben geldim dedi. Ancak babam birkaç gün önce iş için başka bir şehre gitmişti. Anneler gelince dedim bana inanmadılar. Kesin siz de inanmazsınız ama yazayım dedi. 4 defadır yazdım almadın. Harika, inşallah okursun falan. Arkadaşlar sizden ricam, hikayeleri yazarken lütfen ama lütfen düzgün yazın. Devrik cümle oluyor. Biraz dikkat edin. Okurken bir şey anlayamıyorum. Abi lütfen al abi. Bir gün evdeydim. Odama yatmaya gittim ve odamda tam giderken bir ses duydum. Şöyleydi. Baslayım gibi şeyler diyordu. Odama telefonu kayda alıp bağladım, şarja taktım ve bir kız bana gene aynı şeyi söyledi ve bir daha odamda yatmadım. Gerçekse geçmiş olsun. Ama bence gerçek değil. İnanma. Psikolojiktir. Gençler, böyle şeyler çok fazla korkunun etkisinde kaldığınız için oluyor. O yüzden fazla korku izlemeyin. Kendi psikolojinizi bozmayın. Rica ediyorum. Abi bunu Allah rızası için oku. Bizim eski sitede bir arkadaşım vardı. Arkadaşım bize gelmişti. Biz de zemin katta oturuyorduk. Arkadaşım karanlıktan korkuyordu. Ve zemin katın bir aşağısına gittik. Temizcilerin olduğu yerler tabii. Karanlıktı ve arkadaşım korkuyordu. Bizim olduğumuz yerde cam vardı. Uzaktan bir şey bana bakıyordu. Gollum gibi bir şey kafasına oynattı. Gözlerimi ovaladım. O şey hala bana bakıyordu. Sonra dedim ki hayal görüyorum herhalde. Sonra arkadaşım dedi ki o şeyi sen de görüyor musun? Bir tane film sahnesi vardı lan öyle sanki. Öyle bir film sahnesi vardı. Hatırlamadım ismini ama. Yani brom, sana da geçmiş olsun yani gerçekse. Bir gün gece uyandım ama içimde nedensiz bir korku vardı. Sonra sabah namazı için lavaboya gittim. Sonra bir baktım salonda birisi hiç hareket etmeden duruyordu. İlk önce çok korktum. Sonra cesaretimi toplayıp uçan tekme attım. O adam babammış. Namazını bitirip beni dövdü. Evet arkadaşlar. 3 deyince inanıyoruz. 1, 2, 4. Trabzon'dan selamlar olsun. Mersin'den Trabzon'a selamlar. Trabzon'da izleyicilerim varsa selam gönderiyorum. İnşallah okursun abi. Kurban Bayramı günü köye gittik. İlk kurbanın kesilmesini gördüm ve biraz da olsa korktum. Köy evimiz mezarlar çok yakın. Saat 23.33. Dışarıdan sesler geliyordu. Elime fener ve mantarlı tabancamı aldım. Ve dışarıya çıktım. Ama hiçbir şey yoktu. Sonraki gün halamla birlikte o mezarlığa gittik. Bir şey yoktu. Halam akşam saat 12 kadar uyanık kaldı. Ve halamın boynunda bir ısırık izi vardı. Halam orada kaybettik. Neyse abi, gerisini anlatmayacağım. Hayırlı namazanlar. Üç tüp bir can. Yani başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Yani ne bileyim, değişik geldi. İlk başta okurken troll bir şey geliyor zannettim. Sonra böyle bir şey yazdım. Tüm modum düştü. Sonuna kadar okuyun. Abi Allah'ına oku diyeceğim de inş okursun. Neyse ben başlayayım. Bir yaklaşık 5 ay önceydi. Köye gitmiştim. Her gün bisikletlerle takılıyorduk. Bir gün nokta nokta kalktı. Ve gece ormana gitmek istedik. Ve tam 12'de ormana gittik. Ormanda birkaç saat takıldık. Sonra eve dönüş yolunu bulamadık. Sıçmıştık zaten. Korktuğumuz şeylerden biri buydu. Neyse Allah'tan çadır getirmiştik. Annemizi arayıp ertesi gece geleceğimizi söyledik falan. Neyse çadırlar yattı abi. Saat 4 gibi ben uyandım ve altıma kaçırmak üzereydim. Sonra çadırdan çıktım. Uygun bir yer bulunca yaptım. Şimdi elimi yıkamam gerekti. Biraz gezince bir dere buldum, elimi yıkadım. Ama dikkatimi çeken bir şey vardı. Su olmasından daha çok bulanık ve kırmızımsıydı. Neyse bir şey dokunmuştu deyip boş verdim. Ve ama bir iki adım atmıştım ki çatırdan sesler geldi. Ve ardından bir cılık. Arkadaşlar ne diyorsunuz ya? Lütfen düzgün yazın, hiçbir şey anlamıyorum. Vura kaçtım, bisiklette umurumda değil ama bir şeyin nefesini ensemde hissediyordum. Ve arkamı döndüğümde artık oradan çok uzaktım ve çadıra gittim. Olanları anlattım, gel bakalım dediler. Oradaki dere birden berrakmış. Ve su çok acıktı. Üstelik tek kırmızılık yoktu. Çaldıracaktım bisikletimi.
Geçelim en iyisi bunu. Benim de var, bir gün mezarda oturuyorduk, dedem ölmüştü, Allah rahmet eylesin. Sonra yandaki mezarda bir el vardı, yanına gittim ve elle dokun, eli sıktım ve vıcı diye bir ses geldi. Eli çektim ve adam yoktu. El kanlıydı. Sonra eve gittik, arabada silecekli bir kağıt ve 7 day yazıyordu. Sonra bunun çığlık olduğunu zannettim. Saat gece 3 ve 6. gün. Uyuyamıyorum. Ve saat 6 gün 7. Annem bu ne amık. Sonra 7 gece normal geçti. Abi bizim İp TV'miz var, yani bilgisayarını açtım, bir şey televizyona geliyor, gerçek daha bitmedi. Sonra TV'den Netflix açtım, Enes Batur gerçek kahraman izliyordum. Sonra ekran karıncalardı, internet gitti, hep karanlık oldu. Sonra gene geldi, televizyonun flaşını açtım, annem uyuyordu. Arka odama, arkama baktım, önüme baktım, ışık yandı ama bir şey yoktu. Sonra bu bölüm niye böyle oldu ya? Bu bölüm aşırı saçma oldu. Abi bir keresinde evde tektim. Babam işe gidecekti ve tuvalete giderken babamı gördüm. Babama niye işe gitmedin diye sordum. Babam cevap vermedi. Sonra telefon çaldı, arayan babamdı. Çok korkmuştum ve açtım. Ve babam bana işten erken geleceğini söyledi. Psikolojik olabileceğini düşünüyorum. Bu olay gerçek. Arkadaşlar bu hikayeleri nereden buluyorsunuz ya? Kaynağını falan atsanıza bana. Bu olay gerçektir. İsim vermeyeceğim çünkü arkadaşlarım görürse beni... Yine bir pazar akşamıydı. 3 arkadaş korku filmi izlemiştik. Biz yatakhanede altılı paravanlarda kalıyoruz. 5 kişi arkadaşımın yanına toplandık. Kafamız dağılsın da rahat uyuyalım diye. Arkadaşım sordu. Madem uyuyamayacaksınız neden izlediniz? Biz filmi anlattık. Onlar da tırsmıştı. Biz filmle dala geçmeye başladık. Sonra biri dolaba vurmuş gibi tak tak ses geldi. Biz biraz korkmuştuk. Arkadaşların seni trollüyor. Bak böyle ortamlarda tık tık ses gelirse merak etme, korkunç bir şey yoktur. Arkadaşların trollüyordur. Dikkatli olun. Ben bu olayı dün gece yaşadım. Biz ailemle bir haftadır yengemlerdeyiz. Dün gece acıktım ve mutfağa gittim. Ama daha kapıdan geçmeden iki tane noktaya benzer beyaz ışık hareket ediyordu. Ben ışığı yakamadan sanki bir şey beni arkamdan hızlıca bir şekilde ittirdi. Ve benim kaldığım odaya değil de yengemlerin kaldığı odaya doğru ittirdi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bir ay önceden beri yengemgilde sürekli olarak paranormal olaylar oluyor. Ve evde iki tane bebek var. Gece sürekli ağlayıp duvara doğru bakıyorlar. Ve ben bu olayı yaşadığım saniye koşa koşa battaniyenin altına girdim. Sabaha karşı 6 gibi falan uyuyabildim. Bu arada 13 yaşındayım ve sürekli paranormal olaylar yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Anneme ne kadar anlatsam da ben inanmıyor. Korku şeylerini bırak. Korku videolarını izlemeyi bırak. Benim videolarımı bile izleme. Benim videolarım genellikle korkunç olmuyor ama her neyse izleme yine de. Yani yaşın daha ufak, büyüdükçe, aklın olgunlaştıkça böyle şeyler sana saçma gelecek. Merak etme. Sadece pozitif ol, pozitif düşün. Al yaşa. Vay be Görkem, sen nasıl konuşuyorsun öyle? Bir gün kuzenim Bora bizim eve gelmişlerdi. Beraber sabaha kadar PlayStation oynadık. Saat 3.52 gibi yatağa geçtik. Benim tuvaletim geldi. Gittim geldim. Tam odaya girerken Bora cama bakıyordu. Yanına yavaşça yaklaştım. Ve birden ansızca bana baktı. Korkudan altıma sıçtım. Tabii sonra sordum neden cama bakıyorsun diye. O da şöyle dedi. Camda bir şey gördüm. Gözleri kırmızıydı dedi. Ve bana bakıyordu. Ama ben odaya giderken Bora cama bakıyordu. Ve hiç kimse yoktu. Çok korkmuştum ve annemler bahçedeydi. Geçmiş olsun kardeşlerim. Abi şimdi bu çok korkunç değil ama Allah rızası için al. 20 yaş altı yasak var. Dün oldu olay. Her şeyi normal, polis gördük. Saat 8 gibi falan dışarıdayız. Arkadaşımla kaçıyoruz. Lan niye dışarı çıkıyorsunuz? Kardeşlerim evde kalın, evde. Ardından arkama baktım, yoklar. Oh dedim. Önümüzde bir anda çıktı, bir apartmana girdik, saklandık. Çıkarken polislerin o girdiği apartmana giriyorlardı. Ha 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 diye bağırdım. Gerizekalı olduğum için. O polis bize bir baktı ve Muhammed diye bağırdı. O an kaçtık, bayağı uzağa uçtuk. Eve gittik. Mezarın yanında ev. Dışarı bakam dedim. Of, o polis beni parmağıyla beni işaret edip mezara götürdü. Parmağını yemin ederim gerçek almayacaksın ama. Aldım. Son olarak abi inşallah okursun. Bir gün uyuyordum, saat 3-4 civarıydı. Mutfaktan bir ses geldi. Annemler bana sesleniyordu. Mutfağa gel diyordu. Ardından yatak odasından annem o sesi ben de duydum. Sakın gitme dedi. Gerçek. Her neyse videoyu bitirelim. En iyisi videoyu bitirelim. Gençler yazdıklarınızın çoğu fake olabilir ama gerçek olanlar varsa hepinizi buradan geçmiş olsun diyorum. Lütfen böyle şeyler yapmayın, yaşamayın. Yapmayın arkadaşlar. Çok fazla korku izliyor olabilirsiniz. Psikolojinizde kalmış olabilir. Yaşınız ufak diye. Lütfen böyle şeyleri gerçek zannetmeyin. Ve buraya korku şeyler yazmayın. Rica ediyorum. Yazanlar varsa bak var aralarında. Yani... Lütfen yapmayın. Bu bölüm zaten ayrı bir değişik oldu ya. Bilmiyorum ne olacak. Her neyse. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Yandaki videoları tıkarak önceki videoda gibi de buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 8. bölümünün gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.